Tonguç Dershane sunar. Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte ülkemizin coğrafi özelliklerini öğreneceğiz. Hazır mıyız Tonguç Ela'nın benim? Hazırım hocam. Harikasın, tebrik ediyorum seni. Şimdi bir kere öncelikle şunu bilmemiz lazım ki güzel ülkemizde boğazlar var, körfezler var. Üç tarafı denizlerle çevrili, Kızılırmağımız, Yeşilırmağımız, Seyhanımız, Ceyhanımız, çok güzel akarsularımız var. Aynı zamanda ovalarımız var, Ağrı Dağımız var ve aynı şekilde tabii ki Erciyes Dağı, Bolkar Dağları, farklı farklı dağlarımız var. Ovalarımız var, Çukurova, göllerimiz var, Van Gölü. Mesela Türkiye'nin en büyük gölü hangisidir Tonguç Ela? Bilemedim hocam. Hemen söyleyeyim, Van Gölü Tonguç'um. En büyük göl Van Gölü'müz. Sonrası işte Beyşehir, Tuz Gölü gelecek. Ardından Beyşehir Gölü falan devam ediyor. Burada şu önemli, bir de ülkemizin iklimleri var. Mesela diyelim ki her mevsim yağış alan Karadeniz'de ormanları görüyoruz. Ya da işte karasal iklimde bozkırları görüyoruz. Akdeniz ikliminde makibit körsünü görüyoruz. Burada çok güzel bir şekilde bodur ağaçlarının olduğunu görebiliyoruz. Bugün bu konuyu öğreneceğiz. Sen de sonrasında mutlaka bu konuyla alakalı sorular çözmen gerekecek. Yeryüzü şekillerimiz, iklimlerimiz ve ülkemizde farklı iklimlerin görülme nedenlerini hep birlikte öğreneceğiz Tonguç Ela'dım benim. Burada hemen ödevlerimizi şöyle göstereyim sana. Birincisi süpersonikte test 43, 44 ve 45 önemli. Buradaki sorular gerçekten efsanevi bir şekilde senin için hazırlandı. Bu soruları çözmen lazım. Çünkü neden? Burada hem yeni nesil renkli sorularla seni konuyu öğretici bir şekilde hazırlamış oluyoruz seni. Niye? Çünkü sen burada konuyu hem öğreniyorsun renkler üzerinden, resimler üzerinden, hem de hata yaptığın zaman hiç üzülmüyorsun. Hemen karakol doktorarak uzman hocalardan soruların çözümünü izliyorsun. Aynı şekilde Dinamo Soru Bankamızda test 25-26 ve Zoru Bankası test S09 seni bekliyor. Dersin sonunda da mutlaka TATS uygulamasından meydan okuma testimizi yapıyoruz. Hadi bakalım o zaman, hazırsak arkamıza yaslanalım, emniyet kemerimizi bağlayalım ve güzel bir şekilde dersimize başlayalım. Tonguç Akademi'den sana müjde var. Şimdi Tonguç Dershane alana sınıfının Tonguç Kap dijital kitap seti hediye. Sen eksiksiz çalış diye. Tonguçakademi.com'da. Mesela dağlarımız var, ovalar var, platolar var, akarsular var, adalar, dört tarafı denizlerle çevrili, göller var, boğazlar var. Mesela İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı gibi vadiler var. Platoyu anlamadım hocam. Hemen anlatayım Tonguç'um. Plato çok kolay bir şey. Bak hemen göstereyim. Şimdi diyelim ki şurası, şöyle bir kitaplarımızı koyarak göstereceğim sana. Reklam yapıyorsunuz hocam. Hayır reklam yapmıyorum Tonguç'um, ne reklamı? Bak şöyle göstereyim. Şimdi diyelim ki şurada, hatta şöyle de şey yapalım. Şunu da şöyle koyalım bir dakika. Şu kitapları da şöyle koyalım. Şöyle bir yükselti vermeye çalışıyorum bak şimdi. Tüm kitapları koydum çünkü neden, sana konuyu anlatacağım bak şimdi. Şimdi şöyle gösterelim. Hatta şu taktikliği de alta koyalım. Tamam. Şimdi diyelim ki burayı dizdik, tamam mı? Şimdi burası bir dağ gibi düşün. Bak buradan buraya yükselti var, görüyor musun? Bak ben böyle yukarı doğru çıkıyorum. Aşağı doğru iniyorum. Burada bir dağ var. Şuradan da bir akarsu iniyor gibi düşün. Akarsu iniyor. Bu akarsu buradan aşağı, dağdan aşağı indiği için hızlı iner mi? İner hocam. Tamam. Şimdi buradan hızlı inerken burayı aşındırıyor. Ve burada bir yer açılıyor. Bak bu açılan yer, bak eskiden burası böyle akarsu akıyordu. Ama zamanla burası açıldı. Bu açılan yere biz va diyoruz. Bak burada V harfi oluştu bu açılan yerde. Ben az önce dağın üzerine yürüyordum. Akarsu'nun üstüne atlıyordum. Sonra bu akarsu burayı hızlı aktığı için aşındırdı. Ve artık ben bu vadide yürüyorum. Bak burada yürümeye başladım. Burası vadi oldu. İşte buraya vadi deniyor. Bu sağda ve solda kalan kısımlara da plato deniyor. Burası taktikli platosu. Burası Zoru Bankası platosu. Burası da vadi olmuş oldu. Burası da vadi. Akarsu az önce buradan akıyordu. Bak akarsu az önce böyle akıyordu. Sonra burayı yardı. Artık buradan akıyor. Burası plato. Burası plato Tonguç'um. Buradan topladığı malzemelerle, hani burayı yardı ya, ben burada kitapları ittirdim ama normalde gerçekten yarmış olsaydım buradan çıkardığı malzemeleri de bir yerlerde biriktirmesine, bir düzlük oluşturmasına da biz ova diyoruz. Demek ki şöyle açıldı, şurası akarsu akıyor, buraya V vadi diyoruz. Şöyle yardığı zaman, bak şurası V vadi, şurası plato olmuş oluyor Tonguç evladım benim. Şimdi hatta bak burada senin için resim yapmışız, ben boşu boşuna bu kadar uğraştım. Şimdi burada bak, şurada mesela görüyor musun? Akarsu böyle akıyor. Vadilerden akıyor. Şurada mesela ada var. Dört tarafı denizlerle çevriliyor. Mesela bu üç tarafı denizlerle çevrili olunca ne oluyordu? Yarımada. Harikasın. Yarımada oluyordu. Mesela burada bir koy var. Öyle değil mi? Çok güzel. Burada küçük küçük ada birikintileri var. Burada plato oluşmuş. Bunların her biri çok değerli. Bu geniş düzlüklerde ovalar oluyor. Şimdi sınırları belli bir alanda dağ, ova, plato, akarsu gibi yeryüzü şekillerini gösteren haritalara biz fiziki harita adı veriyoruz. Mesela bak bu bir fiziki harita. Dağları, taşları, işte şeyleri, nedir onun adı, ovaları gösteriyor. Ama bu fiziki harita mı? Siyasi harita. Harikasın, zaten üzerine yazıyor siyasi harita. Şu fiziki harita bak. Eğer dağları, yükseltileri gösteriyorsa, ovaları gösteriyorsa, böyle yeşil kahverengi ise bu fiziki harita oluyor. Ama bu şekilde ülkelerin sınırlarını gösteriyorsa siyasi harita oluyor. Dolayısıyla bu kabartma bir fiziki haritamız. Devam ediyoruz. Şu gördüğümüzde yine bir fiziki harita. Sana bir soru soracağım Tonguç'um. Fiziki haritalarda sence bu yeşil yerler nereleri gösterir? Ormanları gösterir. Patladın. Bu yeşil yerler ormanları göstermez. Bu yeşil yerler alçak yerleri gösterir. Yani yükseltisi 500 metreden daha az yerleri gösterir. Neden biliyor musun? Çünkü mesela burası kahverengidir ama burası orman olabilir. Burası yeşil ama mesela burası bir çöl olabilir. Mesela bu Suriye normalde çöl. Buralar hep çöl. Arabistan'a yakın yerler hep çöl. Ama buraya yemyeşil gözüküyor. O zaman buralar orman mı? Hayır. Buralar yeşil çünkü yükseltisi az. Demek ki yükseltisi az olan yerleri yeşille gösteriyoruz. Yoksa orman olan yerleri yeşille göstermiyoruz. Hatta bak buraya yazmışız. Fiziki haritalarda yeşil yerler ormanları göstermez. Deniz seviyesine yakın yerleri gösterir. Bunu da çok iyi bilmemiz lazım bak. Demek ki bu kıyılar deniz seviyesine yakın yerler oluyor. Yoksa yeşil yerler orman anlamına gelmiyor. Kahverengi yerler dağ anlamına geliyor ama bu dağın üstü boş da olabilir, orman da olabilir. Geldik buraya. Yükselti basamakları fiziki haritaların lejant kısmında... Lejant ne demek hocam? Lejant şurası bak. Şuraya lejant deniyor böyle. Burası haritada neyi neyle gösteriyoruz denilen kısma lejant deniyor. Lejant kısmında... Çok havalıymış hocam. Evet bence de çok havalı. Yeryüzü şekillerinin deniz seviyesinden ne kadar yüksekte olduğu gösterilir. Deniz ile karanın birleştiği yerde yükselti 0 metre olarak kabul edilir. Dünyanın her yerinde yani... Mersin'de de, Antalya'da da, İzmir'de de, İstanbul'da da, işte ne bileyim İbiza Adası'nda da dünyanın her yerinde deniz kenarındaki yerler 0 metredir. Her zaman böyle kabul edilir. Dolayısıyla denizden yukarı çıktıkça bak sıfırdan yukarı çıkıyorsun böyle 200 oluyor, sonra 500 oluyor, sonra 1000, sonra 1500, sonra 2000, sonra 2500 oluyor. 2500 metre üzeri beyaz gösteriliyor. Burası çok önemli. Bak şurada denizde de aşağı doğru gittikçe derinleştikçe açık mavi, mavi, koyu mavi diye gidiyor. Demek ki deniz derinleştikçe mavilik koyulaşıyor. Yukarı doğru çıktıkça da yeşilden sarıya, sarıdan turuncuya, turuncudan kahverengiye gidiyoruz. O zaman sana bir soru. Bu kahverengi yer mi daha yüksek Tonguç'un, bu sarı yer mi? Kahverengi yer. Harikasın. Niye? Kahverengi daha yüksekleri gösteriyordu. Peki bu yeşil yer mi daha yüksek, bu sarı yer mi? Yeşil yer. Harikasın. Niye? Yeşil yerler daha alçakları gösteriyordu. Ama sarı yerde işte buğday tarlası var, yeşil yerde orman var demeyeceğiz. Burası sadece yükseltiyi gösteriyor. Geldik buraya. Çevresine göre daha yüksek ve tabandan zirveye kadar eğimli yamaçlar olan yeryüzü şekillerini biz dağ adı veriyoruz. Ağrı Dağı, Kaşgar Dağı, Erciyes'e bak ülkemizin en yüksek dağı Ağrı Dağı burada. Kaşgar dağlarımız var. Yine Kayseri'de Erciyes dağımız var. Bunlar kocaman dağlar. Çevrelerine göre alçakta kalan akarsular tarafından yarılmamış böyle düz olan araziler ise ova adını veriyoruz. Mesela bak şurada Konya Ovası var mesela. Bu ovalar gerçekten çok değerli. Harran Ovası var. Harran Ovası'nı göstereyim bak. Burası Urfa'da Harran Ovası var. Şu yeşil yer Adana'da Çukurova var. Türkiye'nin en büyük delta ovası yani akarsuların biriktirdiği bir ova. Gerçekten çok değerli ovalar. Şimdi akarsular tarafından derin bir biçimde yarılmış, çevrelerine göre yüksekte kalan düzlüklere ise plato adı veriliyor bak. Yarılmış, sağında sonunda yükselti olunca hani demiştim ya az önce şöyle göstermiştim. Şunu bir kez daha gösteriyorum. Şöyleydi. Burası yarıldı akarsu tarafından. Sağında ve solunda kalan kısma burası Zoru Bankası platosu oluyordu. Burası taktikli platosu oluyordu. İşte platolar böyle. Devam ediyoruz. Akarsuların yataklarını aşındırarak oluşturduğu yeryüzü şekillerine ise vadi diyoruz. Bak ne olmuştu az önce? Şurada şöyle yarılmıştı. Burada bir V oluşmuş. Hatta bunu şöyle göstereyim daha yanına. Şurası şöyle dururken yarılıyor arası. Ve burada bir V harfi oluşuyor. İşte bu V harfi de vadi oluyor Tonguç'um. Çoruh Vadisi, Ihlara Vadisi, Munzur Vadisi gibi. Yeryüzünde belirli bir yatak içinde eğim boyunca sürekli veya zaman zaman akan sulara da akarsu deniyor. Demek ki akan suya ne diyormuşuz? Akarsu. Bu kadar basit. Akarsu diyoruz. Kızılırmak. Hatta ülkemizin çok değerli akarsuları var. Mesela Kızılırmak. Şurası şöyle. Kızılırmak. İşte Fırat, Dicle. Bunlar ülkemizin en değerli akarsuları. Devam edelim. Karalar içindeki çukurlarda birikmiş durgun su kütlelerine göl adı veriliyor. Göl dört tarafı da karayla çevrili ve küçük su kütleleri. Mesela ülkemizde en büyük gölümüz Van Gölü var. Sonrasında Tuz Gölü var. Sonra işte Beyşehir Gölü var. İşte Atatürk Baraj Gölü var. Bunlar göl. İki denizi birbirine bağlayan dar su geçişlerine boğaz adı veriliyor. Bak böyle mesela ülkemizdeki boğazı hatırlayalım. Karadeniz'le Marmara'yı bağlayan ne var? İstanbul Boğazı var. Veya Marmara ile Ege'yi birbirine bağlayan Çanakkale Boğazı var. Buradan böyle boğazlardan gemiler geçip gidiyor. Etrafı sularla çevrili kara parçasına da ada veriliyor. Bak adanın dört tarafı da denizlerle çevrili. Survivor adası. Evet o da bir ada. Konumuzda hiçbir alakası yok ama. Gökçeada, Bozcaada, Büyükada bunların her biri dört tarafı denizlerle çevrili güzel adalarımız. Üç tarafı sularla çevrili, bir tarafı karaya böyle mintoş bir şekilde bağlanmış yeryüzü şeklinde ise yarımada diyoruz. Gelibolu Yarımadası, Kapıdağ Yarımadası çok değerli. Mesela Çanakkale'de şurada Gelibolu Yarımadamız var. İşte burada Marmara'da Kapıdağ Yarımadası var. Bunlar değerli. Denizin karanın içine doğru sokulmuş. Bak deniz böyle pıt diye buraya doğru sokulmuş, görüyor musun? Sokulduğu büyük su girintilerine ise körfez adı veriliyor. İzmir Körfezi, İskenderun Körfezi gibi. Şimdi ülkemizin coğrafi özelliklerine baktığımızda yükselti ve engebenin fazla olduğu yerlerde. Mesela sence şöyle haritaya baktığımızda ülkemizin doğusunda mı yükselti ve engebe fazla yoksa batısında mı Tonguç? Doğuda. Harikasın. Doğuda, gerçekten Doğu Anadolu bölgesinde hem yükselti fazla hem de engebe fazla. Hatta biz Doğu Anadolu ülkemizin damı diyoruz, yani üst katı diyoruz. Burası önemli ama tabii yükselti ve engebe fazla olduğu için de iklim şartları biraz daha zor ve nüfusa daha seyrek. Ülkemizin çoğunluğu genellikle bu taraflarda, yani Marmara'da, Ege'de, Akdeniz kıyılarında yaşıyor. Şimdi yükselti ve engebenin fazla olduğu yerlerde şöyle doğu diyelim mesela, tamam mı? Sıcaklık ortalaması düşük. Çünkü hava soğuk, dağlara çıktıkça hava soğuyor. Ulaşım zor, tarım alanları az, sanayi ve ticaret gelişmemiş, diğer bölgelere göç ediyor. İnsanlar iş bulmak için diğer şehirlere göç ediyor ve nüfus az oluyor. Ama yükselti ve engebenin az olduğu yerlerde, yani şöyle batı diyelim, batı ve iç kesimler diyelim, tamam mı? Hatta güneyde de böyle sıcaklık ortalaması yüksek. Havalar biraz ısınıyor. Artık dağdan aşağı indik. Ulaşım gelişmiş, tarım alanları geniş, sanayi ve ticaret gelişmiş. Diğer bölgelerden mesela herkes İstanbul'a göç ediyor. Niye? Çünkü iş imkanları var ve nüfus da çok oluyor. Şimdi geniş bir bölge içinde uzun yıllar boyunca değişmeyen ortalama hava koşullarına iklim denir. Yani mesela diyelim ki merhaba seyirciler, yarın hava yağmurlu ve güneşli olacak. İstanbul'da sıcaklık 17 derece olacak. Bu sence nedir? İklimdir hocam. Hayır, bu iklim değil. Bu hava durumu. Bu çünkü günlük bir şey. Yarın yağmur olur, öbür gün güneş olur. Ama uzun yıllar boyunca, yani İstanbul'da bu yıl böyle olacak diye bir şey söylemez. İstanbul'da uzun yıllar boyunca hep Akdeniz iklimi görülmüş. Rize'de hep Karadeniz iklimi görülmüş. Sivas'ta hep karasal iklim görülmüş. Antalya'da hep Akdeniz iklimi görülmüş. Uzun yıllar bakmışlar, demişler ki Antalya'ya, ya burada hep yazın hava sıcak ve kurak, kışın ılık ve yağışlı. O zaman burası Akdeniz iklimi demişler Antalya. Doğu Anadolu'ya bakmışlar, Erzurum'a. Ya burası hep soğuk demişler. Yazın biraz yağış alıyor demişler. Ama genellikle sıcaklık soğuk demişler. O zaman burası sert karasal iklim demişler. Rize'ye bakmışlar mesela, uzun yıllar, ama yıllarca, yüzyıllar boyunca bakmışlar. Ya burası hep yağışlı demişler ya. Her mevsim yağış alıyor. Ormanlar var. O zaman burası Karadeniz iklimi demişler. Demek ki ülkemizde kahverengiyle gösterdiğim yer her mevsim yağış alan ormanların olduğu Karadeniz iklimi. Sarıyla gösterdiğim yer ise yazları sıcak ve kurak olan, kışları ise ılık ve yağışlı olan, böyle çok soğuk olmayan Akdeniz iklimi. Ortası ise sıcaklık farkının fazla olduğu, yani böyle kışın da havanın soğuk olduğu, kar yağdığı, yazın havanın sıcak olduğu karasal iklim. Yani burada gerçekten sıcaklık farkı fazla. Kar da yağıyor mesela buralara. Dolayısıyla buralarda karasal iklim olsun demişler. Şimdi gel bakalım Karadeniz iklimiyle başlayalım. Karadeniz iklimindeki anahtar kelimemiz şu Tonguç'um. Birincisi her mevsim yağışlı, bak. Her mevsim yağış var. Ve ülkemizde Karadeniz'in kıyı kesimlerinde görülüyor. Karadeniz kıyı kesimlerinde Karadeniz iklimini görüyoruz. Burada evlerin yapı malzemesi ahşap. Bitki örtüsü orman. Hep ormanlar var yağış olduğu için. Ve çay ve fındık üretiminde çok fazla. Hatta bunu şöyle bir reklam almış gibi yapalım. Of çay diyelim. Of çayın O'su nedir Tonguç'um? Orman. Harikasın. F'si fındık, Ç'si çay, A'sı ahşap, Y'si de yağış diye aklına kodlayabilirsin. Hatta ben şöyle yazayım bir kez daha, bak. Burası Y'si yağış, A'sı ahşap, Ç'si çay, F'si fındık, yani fındık, O'su da orman diye yazıyorum. Demek ki sen of şeyin harflerini aklına tutarsan Karadeniz ikliminin özelliklerini görmüş olursun. Yağışlı, hep yağışlı. Orman bu yüzden. Fındık of bayılıyoruz. Çay of içmekten duramıyoruz. Ahşap her yerde orman olduğu için de evlerde hep ahşaptan yapılıyor. Karadeniz ikliminin özelliği buymuş. O zaman Karadeniz iklimi eşittir of çay. Geldik Akdeniz iklimine. Akdeniz iklimi. Akdeniz ikliminde yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı. Ülkemizde Ege, Marmara ve Akdeniz kıyılarında görülüyor. Şöyle hatta gösterelim bak. Ege kıyıları, Marmara kıyıları ve Akdeniz kıyılarında görülüyor. Akdeniz ikliminde yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı. Evlerin yapı malzemesi taş. Niye? Hava çok sıcak olduğu için insanlar taş evlerde biraz daha serin hissediyorlar. Bitki örtüsü maki. Hatta biz bunlara bodur, ağaç da diyebiliriz. Tonguç Ela benim. Karadeniz'i ofçay diye kodlamıştık. Akdeniz'de tam tur diye kodlayabiliriz. Niye tam tur diyorum? Çünkü dikkat etsen kıyılarımızı böyle tam tur döndü, yani Karadeniz kıyıları hariç. Böyle Marmara, Ege, Akdeniz kıyıları tam tur dönüyor. Dolayısıyla tam turda da şunu bilmemiz lazım. Ta'sı Bak Ta'sı Taşev, M'si Maki, Tu'su Turizm. Bak Turizm ve Turunçgil. Yani Turunçgiller dediğimiz nedir? Say bakayım Turunçgilleri. Elma, mandalina, greyfurt. Aferin. Hepsini çok güzel saydın Tonguç'um. Bunlar Turunçgiller ve Turizm Akdeniz'de çok fazla. Sen Turunçgil bilsen de yeterli. Demek ki Taşevler, Maki yani bodur ağaçlar ve Turunçgiller Akdeniz'e Akdeniz yapan şey. Geldik karasal iklime. Karasal iklime baktığımızda gerçekten çok karasal. Yani sıcaklık farkı çok fazla. Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kar yağışlı. Ülkemizde iç kesimlerde görülüyor. Evlerin yapı malzemesi kerpiç. Yani böyle çamur gibi, böyle çamurdan yapılan evler. Tabii bu iç kesimlerden kastım yani köylerden bahsediyorum. Yoksa şehirlerin hepsinde, Karadeniz'de de, Akdeniz'de de, karasal iklimde de hep beton var yani şehirlerde. Ben bahsettiğim kırsal kesim. Bitki örtüsü bozkır ve buğday üretimine elverişli. Yani buğday, arpa, çavdar gibi ekmeğin temel ham maddeleri hep bu iklimde üretiliyor. Peki şimdi burada kodlama yapalım. Şimdi bak birincisi burada buğday dedik ya. Buğday dediğimiz esasında tahıl Tonguç'um. Tahıl, arpa, buğday, çavdar, yulaf bunların hepsi yani makarnaların, bisküvitlerin, ekmeklerin ham maddesi tahıl, tamam mı? Sonrasında bozkır dedik. Bozkır çok önemli bitki örtüsü, temel bitki örtüsü. Başka ne var dedik burada? Tahılı söyledik, bozkuru söyledik, buğdayı zaten söyledik, kerpiç var dedik ve iç kesimler görülüyorduk. O zaman bak şöyle yapalım bak. Ta'yı yazalım, tahılın ta'sı. Buğdayı yazalım, buğdayın buğusu. Bozkuru da yazıyorum, tabu boz yana. Tabu oyunu var ya, tabu oyunu bozmuş gibi diye düşünebilirsin. Tabu boz. Tabuyu bozarsan ne olmuş oluyor? İç Anadolu bölgesinde karasal iklimdeki özelliği görmüş oluyorsun. Tabi burada kerpiç kaldı, onu nasıl yapacağız bilmiyorum. Tabu boz, ker diyebiliriz. Neyse sen ama burada şöyle yapalım bak gösteriyorum. Ülkemizde Karadeniz kesiminde Tonguç'um of çay var. Yani orman, fındık, çay, ahşap ve yağış. Akdeniz'de ne vardı Tonguç'um? Tam tur vardı. Yani burada tam turun neydi olduğunu ben unuttum. Şimdi bakayım neymiş bir de hatırlayalım. Ha, taş evler vardı. Bak taş evler vardı. Maki vardı ve turunçgiller vardı. Turizm vardı. İkisinde ise tabu, boz diye aklına tutabilirsin. Yani bozkırlar var, buğdaylar var, tahıllar var. Bir de kerpiç var. Kerp, tabu, boz diye de aklına tutabilirsin. Şaka yapıyorum tabii. Bunları sen zaten çok güzel aklına tutuyorsun Tonguç evladım benim. Şimdi geldik ülkemize farklı iklim tiplerinin görülme nedenlerine. Birincisi ülkemiz ekvatora uzak olduğu için yani ne kutuplarda ne de ekvatora yakın bir yerde olmadığı için ılıman iklim görülüyor. Yani dünya üzerinde bu orta kesimler hep sıcak oluyor Tonguç'um. Kutup kesimleri ise hep soğuk oluyor. Ama ılıman kesimler birincisi farklı iklimlerin görülmesi. Daha doğrusu farklı iklimler derken yazı ve kışı görmeyi sağlayabiliyor. Yükselti de fazla. Ülkemizde batıdan doğuya doğru gittikçe yükselti artıyor. Bu da tabii ki farklı iklimlerin görülmesini sağlıyor. Denizsellik hatta bunu denizsellik değil de denizellik diye de aklımızda tutabiliriz. Denizellik ve karasallık. Yani ülkemizde deniz kenarındaki yerler ılıman oluyor. Dağlar böyle karasal yerlerde daha karasal oluyor. Ilıman olmuyor. Rüzgarlar kuzeyden gelen rüzgarlar sıcaklığı düşürüyor. Çünkü kutuplardan geliyor. Güneyden gelen rüzgarlar sıcaklığı artırıyor. Çünkü güneyden geliyor. Dağların uzanış yönü aynı şekilde. Mesela dağların uzanış yönüne bağlı olarak mesela şurada göstereyim hatta şu haritada göstereyim. Karadeniz'de dağlar böyle kıyıya paralel uzanıyor ama Samsun'un çevresinde az. O yüzden buradan ulaşım gelişiyor. Burada daha az yağış oluyor. Akdeniz'e yine böyle uzanıyor. Adanın arkasında az. Dolayısıyla Adana'da da ulaşım gelişiyor. Ve daha az yağış oluyor. Yani dağlar kıyıya yaklaştıkça, dağlar kıyıya paralel oldukça ulaşım zorlaşıyor. Ama Ege'de mesela dağlar kıyıya dik. O yüzden içeriye rahatlıkla ılıman iklim geçebiliyor. İçeriye rahatlıkla insanlar ulaşabiliyor. Tonguç evladım benim. Şimdi bakı nedir biliyor musun? Bakı bir madendir hocam. Hayır o bir bakır. Bakırlara biz maden diyoruz. Elektronik yapımda kullanıyor. Bakı dağı gören yamaç demek. Yani şöyle düşün. Eğer bir dağın güneş alan yamacı güneyde ise orada bakı yani güneşe bakan yer güney demektir. Kuzeyde ise kuzey demektir. Mesela dünya üzerinde kuzey yarımkürede dağların hep güney tarafları, evlerin hep güney tarafları daha sıcak oluyor. Daha fazla güneş alıyor. Ama güney yarımkürede evlerin kuzey tarafları. Onu sonra öğreneceğiz. Ama senin şu anda bunu bilmen lazım ki Türkiye'de bakı yani güneşi gören yamaçlar hep güney. Eğer senin evin güneye bakıyorsa orası hep güneş alıyor ve güneş aldığı için de sıcak oluyor. Dağların güneye bakan kısımlarında karlar daha çabuk eriyor, daha sıcak oluyor. Dağların kuzeye bakan yamaçlarında karlar daha geç eriyor, daha soğuk oluyor. Şimdi ülkemize farklı iklim tiplerinin görülme nedenlerine daha ayrıntılı bakalım. Ülkemiz kuzey yarımkürede yani şu dünyayı ikiye bölecek olursak dünyanın hangi kısmındayız? Kuzey kısmındayız. Kuzey yarımkürede ve dolayısıyla ülkemizin bakı yönü güney. Ülkemizde dağların güney yamaçları daha sıcak. Bak görüyor musun? Güney sıcak karlar erimiş. Kuzey soğuk karlar daha erimemiş. Yükseltisi mesela evinizde de kuzeye bakan yerler soğuk olur. Güneye bakan yerler daha sıcak olur. Yükseltisi fazla olan yerler az olan yerlere göre daha fazla soğuktur. Yani dağlara çıktıkça sıcaklık azalıyor. Dolayısıyla ülkemizde de Doğu Anadolu bölgesinde dağlar fazla olduğu için sıcaklık ne olacak? Azalacak. Aynen dediğin gibi azalmış oluyor. Ama aşağı doğru indikçe sıcaklık artıyor. Ekvatora olan uzaklık, ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe sıcaklık azalıyor. Yani dünyanın ortasından yukarı doğru gittikçe Tonguç'um sıcaklık azalıyor. Biz de tabii ki ister istemez dünyanın ortasında değiliz. Ama yukarı doğru gittikçe yani ülkemizde mesela Antalya'dan Samsun'a doğru gittikçe sıcaklık azalıyor. Ya da Hatay'dan Kayseri'ye doğru gittikçe sıcaklık azalıyor. Neden? Çünkü ekvatordan kutuplara doğru gittikçe yani güneyden kuzeye doğru gidildikçe ülkemizde sıcaklık azalıyor. Denizlerlik ve karasallığa baktığımızda karalar çabucak ısınıp çabucak soğuyor. Denizler ise yavaş yavaş ısınıp yavaş yavaş soğuyor. Dolayısıyla denizel yerler mesela Çanakkale, Antalya, Samsun, İzmir, Mersin daha ılıman oluyor. Daha yavaş yavaş soğuyup daha yavaş yavaş ısınıyor. Ama dağlık yerler mesela Kayseri, Yozgat, Kırşehir, Ankara, Erzurum, Erzincan bunlar çabucak ısınıp çabucak soğuyor. Mesela Kütahya çabucak ısınıp çabucak soğur. Rüzgarlara baktığımızda sıcak yerden esen rüzgarlar sıcaklığı artırır, soğuk yerden esen rüzgarlar sıcaklığı düşürür. Şimdi ülkemize sence kuzeyden esen rüzgarlar ne yapar? Soğuk getirir. Aynen dediğin gibi soğuk getiriyor. Niye? Çünkü kutuplardan geliyor. İşte Rusya'dan geliyor, Norveç'ten geliyor, Antarktika'dan geliyor. Soğuk getiriyor ve sıcaklığı düşürüyor. Ama güneyden esen rüzgarlar ise Afrika'dan geliyor, Arabistan'dan geliyor, Mısır'dan geliyor ve sıcaklığı artırıyor. Dağların uzanış yönünü de söylemiştik. Ülkemizin batısında dağlar kıyıya dik uzanıyor. Bak gördün mü böyle dik uzanıyor. Dik uzandığı için de denizden gelen hava ülkemizin iç kesimlerine kadar geliyor. Mesela Denizli diye bir kentimiz var. Aslında deniz kenarında değil ama denizin etkisi oraya kadar girdiği için Denizli demişler. Yani burada İzmir'den mesela rahatlıkla iç kesimlere ulaşabiliyorsun. Çünkü dağlar kıyıya dik. Aralarda boşluk var böyle. Buradan aradan hop koridordan geçiyorsun. Ama Karadeniz'e dağlar kıyıya paralel geçemiyorsun. Akdeniz'e dağlar kıyıya paralel geçemiyorsun. Çok zor. Dolayısıyla ülkemizin kuzey ve güney kesimlerinde kıyıya paralel uzandığı için dağlar denizden gelen nem, denizden gelen ılıman hava öbür tarafa geçemiyor. Mesela Antalya çok sıcakken hemen Antalya'ya çok yakın bir ilçe olan Akseki soğuk oluyor. Niye? Çünkü o dağın arkasında kalıyor. Veyahut da Rize ılımanken hemen arkasındaki Gümüşhane dağın arkasında kaldığı için buz gibi oluyor. Hadi bakalım ödüllü sorumuzu yapın, yorumlara yollayın arkadaşlar. Tonguç Dershane sundu.